Merhabalar 9. sınıf öğrenci arkadaşlarım. Kendi kanalınıza İngilizce kralına hoş geldiniz. Birinci dönem ikinci yazılı örnek videolarıyla beraberiz. Bundan önce kanalda da 9. sınıf için örnek videomuz vardı. Bununla devam ediyoruz. Büyük ihtimal bundan sonra diğer videolarda gelecektir. Bu videonun açıklama kısmına bakın. Orada sizin için çok yararlı linkler bıraktım. Bir de bu arada arkadaşlar bunlar sınav örneği İlle de %100 bunlar çıkacak diye bir şey yok. O niyetle bakıyorsanız zaten bence yanlış yerdesiniz. Çünkü kimsenin hani geleceği okuma gibi bir yetkisi yoktur. Bu soruları ünitelerden hazırlıyoruz. Ve bunlar sizin dersinizi ne kadar iyi öğrendiğinizi size gösterecektir. Şansınız olursa evet sorular bunlara yakın çıkabilir. Ama bu sadece sizi kendi bilginizi denemek amaçlıdır. İlk soruyla başlıyoruz. Burada bir readingimiz var. Bu readinge göre 5 tane soruya cevap vereceğiz. Size tavsiyem sorulara bakın. ilk soruya bakın. Ondan sonra mesela gözünüz readingde onun cevabını arasın. Sonra bulduktan sonra yazın. ikinci soruya bakın. O şekilde devam edin. Zaman açısından tasarruf olur sizin için. Tüm sınavlarda bunu yapabilirsiniz. Nelly's daily routine, Nelly'nin günlük rutini. Nelly is birinci soruyor mesela bakıyoruz burada diyor ki what time does Nelly get up? Nelly saat kaçta kalkar? Okuyalım. Nelly is 11 years old and she lives in Brighton, England. Nelly 11 yaşı var ve Brighton, İngiltere'de yaşıyor. She usually gets up at a quarter to eight. Genelde 8'e çeyrek kala kalkar. Birinci sorunun cevabını bulduk. Bakın saat kaçta kalkar diyor. Cevabı yazıyoruz. She usually gets up at a quarter to eight. Genelde 8'e çeyrek kala kalkar. İkinci soruya bakıyoruz ki şimdi gözümüz onun cevabını arasın. Diyor ki does she usually have a shower? O genelde duş alır mı? Devamını okuyalım. She has a shower. Aldık cevabımızı. Diyor ki duş alır. Gets dressed. Giyinir. And then she brushes her teeth. Sonra dişlerini fırçalar. O yüzden iki numaranın cevabını yazıyoruz. Yes she does. Evet alır. Üçüncü soruya bakıyoruz. What does she drink for breakfast? Kahvaltı için ne içer? Bakalım. Devamını okuyoruz. Buradan okuyoruz. Bakın altını çizdim. For breakfast she usually has milk, toast and orange juice. Kahvaltı için genelde süt, tost ve portakal suyu e, iç, yer ve içer. Şimdi bu üçünün de cevabını aldık. Yazıyoruz. She drinks milk and orange juice. O süt ve portakal suyu içer. Dördüncü soruya bakıyoruz. Diyor ki, Where does Nelly usually have lunch? Nelly genelde nerede e, öğlen yemeği yer? Metnin devamını okuyalım. Bakın buradan okuyoruz çizdim altına. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy. Sonra tekrar dişlerini fırçalar çünkü onları yani dişlerini beyaz ve sağlıklı istiyor. İkinci paragrafa geçiyoruz. Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to catch the school bus. Sonra okul çantasını tutar ve grab grab tutup çekmek, tutup yakalamak ve ee, Okul, şey, servis e, durağına gider, otobüs durağına gider okul servisini yakalamak için. Okul otobüsünü yakalamak için. Classes start at half past eight and finish at half past four. Dersler sekiz buçukta başlar ve e, dört buçukta biter. She usually has lunch at the school canteen with her schoolmates at about twelve o'clock. Genelde... Öğlen yemeğini okul kantininde okul arkadaşlarıyla saat 12'de yer. Şimdi dördüncü sorunun da cevabını bulduk. Diyor ki nerede öğlen yemeği yer? Öğlen yemeğini yer. She usually has lunch at the school canteen. Genelde okul kantininde... Bakın yer çok küçüktü böyle yazabildim kusura bakmayın. Yani biliyorum güzel yazmadığım ama başka çarem de yoktu. Genelde okul kantininde öğlen yemeğini yer. Beşinci soruya baktığımızda who is Nelly's best friend? Nelly'nin en iyi arkadaşı kim? Metnin devamını okuyoruz. Buradan devam ediyoruz. Bakın çizdim altına. Her best friend is Anne and Nelly always sits next to her at lunch. En iyi arkadaşı Anne isimli ve genelde okulda onun yanında pardon yemekte öğlen yemeğinde onun yanında oturur. Beşinde cevabını yazıyoruz. Her best friend is Anne. Onun en iyi arkadaşı en. Şimdi burada şöyle bir hata yapılmış bence. Ee, soruyu yazan öğretmenimiz ikinci paragrafı boş bırakmış. Benim taktiğimi kullanan bir öğrenci ikinci paragrafı okumayacak. Fakat diyelim ki sizin sınavınızda bu metin çıktı. Öğretmen ikinci paragraftan da soru verdi. Onun için ikinci paragrafı da okuyorum. Bunu dinlemeyen, e, dinlemek istemeyen varsa azıcık ileri alabilir. Ama dediğim gibi bundan da soru çıkabilirsiniz sınavda. After school she returns home and does her homework. Okuldan sonra eve dönüp ödevini yapar. She is a very hardworking pupil and she never misses a school task. O çok sıkı çalışan bir öğrencidir ve asla herhangi bir okul görevini kaçırmaz. After homework she usually listens to music and watches television a bit. Ödevden sonra genelde e, müzik dinler ve biraz televizyon izler. At half past seven. It is time for dinner. Yedi buçukta akşam yemeği vaktidir. Then she usually reads a book or chats with her parents for a while. Sonra genelde kitap okur ya da ebeveyniyle biraz sohbet eder. Finally she goes to bed at about ten o'clock. Son olarak da saat on civarı yatağa girer. But before that she brushes her teeth. Ama ondan önce dişlerini fırçalar. Kızımız diş fırçalama manyağı demek ki. Bayağı fırçalıyor şaka yapıyorum iyi yapıyor sağlıklı dişlere sahip olmak için. Bir sorusu fill in the blanks With the words in the box Şimdi bu kelimelerle boşlukları dolduracağız anlamlarını yazdım hill, tepe Drought, kuraklık Avalanche Çığ Hurricane, kasırga Tsunami Türkçesinde de tsunami diyorsunuz Ama İngilizce'de te okunmuyor tsunami okunuyor Cümlelere bakarım Bakalım 1 numarada we don't have enough water to grow vegetables because of the drought. Diyor ki kuraklık nedeniyle e, sebzeleri yetiştirebilecek e, yeterli suyumuz yok. 2 numara my friend doesn't know what a hurricane hurricane is. It's a huge storm. Arkadaşım kasırganın ne olduğunu bilmiyor. O büyük bir e, storm yani tayfundur diyelim. Tayfun doğru kelime olur mu Türkçe'de storm için? Storm, rüzgarın daha güçlüsü ne olur wind değil de storm Türkçe kelime e, yetersizliği hissediyorum burada kendimde neyse ne olduğunu anladınız 3 numara tsunami as an extremely large wave after an earthquake diyor ki tsunami depremden sonra çok büyük dalgaya denir 4 numara our house is on the top of a hill climbing is really tiring evimiz bir tepenin başındadır. Tırmanmak gerçekten yorucudur. 5 numara. I'm always nervous when I ski because there might be an avalanche. Her zaman kayak yaptığımda e, nervous yani şey oluyorum. Tedirgin oluyorum. Çünkü çığ olabilir. Her zaman çığ ihtimali var. Arkadaşlar sosyal medyada takip ederseniz çok sevinirim. Burada lafı uzatmayacağım. Orada yüklediğim videolardan da veya başka şeylerden de haberdar olabilirsiniz. Özellikle Instagram'da desteğinizi, takibinizi beklerim. C sorusu doğru şıkkı seçin diyor. To allow nature to take its course. Bu bunlar deyimler ve atasözleri ne anlama geliyor? Diyor ki doğasına bırakmak, akışına bırakmak. Yani to let something happen, bir şeyin oluşuna izin vermek. 2 numara to give something two thumbs up. Thumb baş, baş parmağı denir. Şimdi like falan sosyal medyadaki like işaretini hatırlayın. Baş parmağı kaldırmış bir işarettir. Bir şey beğendiğimizde baş parmak kaldırırız. Şimdi burada diyor ki two thumbs up. İki baş parmağı da kaldırıyoruz. Yani çok beğeniyoruz. Like something very much. Bir şeyi çok beğenmek anlamına. Üç numara setting. Kitaplarda, filmlerde, hikayelerdeki setting dediğimiz aslında o hikayenin zamanı ve mekanını gösteren bunların toplamına setting deriz. O yüzden time and place seçtik. 4 numara hustle and bustle anlamı nedir? Ee, kargaşa gibi ses ve aktivitenin bol olduğu e, şey duruma denir. Take up da başlamak anlamına geliyor arkadaşlar. Birçok anlamı var ama burada mesela finish bitirmek veya arrive varmak değil start başlamak anlamı en uygunu. İlk sayfamız bitiyor. İkinci sayfaya geliyoruz. İkinci sayfada bu D cüm sorusunda cümlelerin yanlışları var. Düzeltin ve yeniden yazın diyor. Cümlenin tamamını yeniden yazmalısınız. Yoksa puan almaz. Ben burada dolu ve karışık olmasın diye sadece yanlışın altını çizip ne yaptım? Doğrusunu yaptım. Birincisi I doesn't understand. The... Bakın bunu şu an okurken fark ettim. I doesn't understand the word peacock diyor. Ben peacock tavus kuşu bu arada. Diyor ki peacock kelimesini anlamıyorum. Doesn't don't olacak. Understands de understand olacak. Understand. I don't understand. I için don't. Arkadaşlar bunların gramerlerinin de anlamı var. 9. Ünite, 9. sınıfın her ünitesi için o ünitenin gramerini de bol bol videolarda açıkladım ki zaten Dediğim gibi bu videonun açıklama kısmına bakarsanız kitabınız ne olursa olsun hangisini Hangi linki tıklarsanız O linkin içinde 9. sınıfın her ünitesinin ayrı ayrı Gramer ders anlatım videosunda Oynatma listesinde bulacaksınız mutlaka izlemenizi tavsiye ederim çünkü oralarda Her şeyi detaylı bir şekilde anlattım ilk mesela Geniş zaman nasıl kullanırız falan tümü orada var. British people like drinking a lot of tea. <laughs> Likes drink, like drinking olacak. British people çoğul kelime olduğu için like kullanırız. Bir de like, hate, love, enjoy böyle kelimelerden sonra fiilimiz ing ile gelir. Britanya insanı çay içmeyi çok sever çok çay içmeyi sever. 3 numara The Film 3. tekil şahıs olduğu için starts olmalı. At 10:30 10:30'da başlayacak. O yüzden onlar onlar dediğimiz için go olacak. Go to the cinema before 10:30. O yüzden 10:30'dan önce sinemaya gidiyorlar. 4 numara Your desk mate senin sıra arkadaşın tek kişidir. Is kullanırız. Is fond of chocolate. Çikolata taraftarıdır. She usually eats chocolate. Şimdi she olduğu için geniş zamanda eats kullanırız. S eki ekleriz fiilin sonuna. Üçüncü tekil şahıs da eats oldu. O genelde çikolata yer. Beş numara. Do your English teacher gives you a lot of homework? Birincisi. In, your English teacher senin İngilizce öğretmenin ya yeah, he ya yeah, she'dir. Yani does kullanacağız. Does your English teacher does kullandıktan sonra da temel fiilimiz artık does olduğu için basit halinde gelir. Üçüncü tekil şahıs olsa bile give kullanırız. Yani does your English teacher give you a lot of homework? İngilizce öğretmenin sana çok ödev veriyor mu diye. bunlar da yazdık. 5 in sorusu. Circle the correct options. Doğru şıkları yuvarlak içine alın. Today's weather is worse than yesterday's weather. Bugünün havası dünün havasından daha kötü. Kötü düzensiz sıfatlardandır. Daha kötüsü better olmaz, worse olur. İyi de öyledir. İyi good gooder olmaz. Better olur daha iyi anlamında. 2 numara I'm shorter than you. Ben senden daha kısayım. Bunların da yine niye böyle olduğunu gramer videolarında anlattım. 3 numara Jennifer is living in England but her sister lives in Spain. Jennifer İngiltere'de yaşıyor ama kız kardeşi İspanya'da yaşıyor onun kız kardeşi her. My favorite subjects are subjects diyor. Favori derslerim are English and literature. İngilizce ve edebiyattır. Beş numara the library is the cafe and school. Kütüphane, kafe ve okulun arasında. Arasında için between kullanırız. Zaten ondan sonra iki tane şey sayıyorsa arasındadır. Altı numara the plural form of wolf is wolves. Wolf Kurt kelimesinin çoğul hali kurtlar bu şekilde yazılır. Arkadaşlar F ile F sesiyle biten kelimeler, F harfiyle biten kelimeleri çoğul yaptığımızda F'yi alırız yerine V koyarız ve es ekleriz çoğul için. Yaprak da öyledir. Leaf, leaves. 7 numara. Do they travel to Spain? İspanya'ya ne zaman yolculuk yapacaklar? When? E, nere soramaz. Çünkü zaten İspanya, so İspanya diyor. What da diyemez. What do they travel? Anlamsız bir şey. When kullanıyoruz. Ne zaman? Tim is a careful driver. He really drives carefully. Şimdi sıfat ve zarf ne farkı var? Sıfat ismi tanımlar. Zarf ise fiili tanımlar. Veya başka bir zarfı tanımlar. O yüzden burada driver isim olduğu için ona sıfat gerekiyor. Careful. Sonunda da drives'ı yani nasıl sürüşünü tanımladığı için ona zarf gerekiyor. Yani carefully, dikkatlice. Tim dikkatli bir sürücüdür. O gerçekten dikkatlice sürer. 9 numara he's a new student. O yeni bir öğrencidir. I don't know him. Onu tanımıyorum. 10 On numara it's 10 to 5. 5'e 10 var. 5'e 10 var yani 5'e 10 dakika var. Yani saat kaç? Yani 4.50 geçiyor. F sorusunda put the sentences in the correct order to make a dialogue. Cümleleri diyalog kurmak için doğru sıraya dizin. Birincisi böyle başlayacak. Why don't we go to the cinema? Neden sinemaya gitmiyoruz? Devamında Bakın her zaman bir öneriyle böyle cümleler, diyaloglar başlayabilir ki burada öneri <laughs> Temel öneri sinemaya gitmektir. 2 numara diyor ki let's google what is on this week. Hadi bu hafta neler olduğunu google yapalım. Araştıralım. Sonrasında diyor ki how about watching Star Wars? Ee, Yıldız savaşlarını izlemeyi ne dersin? Cevabında diyor ki I don't feel like watching a sci-fi film. Bilim kurgu filmi izleme havasında değilim. Sonra 5 numara so let's watch Yes Man. O zaman... Yes Man filmini evet adamım gibi bilmiyorum Türkçe e, nasıl çevirmişler bu filmi filmini izleyelim. Altı numarada diyor ki yes it's a good idea evet iyi bir fikir. I like Jim Carrey's acting. Jim Carrey'nin oyunculuğunu severim. G sorusunda da diyor ki imagine you are going on a camp. Hayal edin ki kampa gidiyorsunuz. Write about the things you can can't do. Yapabildiğiniz ve yapamadığınız şeyleri Hakkında yazın. Write at least four sentences. En az dört cümle yazın. Dört cümle bu şekilde yazın. Bir. We can do outdoor activities. Açık, açık alan aktiviteleri yapabiliriz. İki. We can't light a fire wherever we want. İstediğimiz yerde ateş yakamayız. Üç. We can explore the area in groups. Ee, bölgeyi gruplar halinde keşfedebiliriz. Dört numara. We can't do whatever we want in the camp. kamp. Yani Diyor ki kampta istediğimiz şeyi yani canımız ne istiyorsa yapamayız. Bu şekilde de yaptık. Hepinize başarılar diliyorum. Sınavınızda canı gönülden seviliyorsunuz arkadaşlar. Diğer bir videoda görüşene kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.